Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde çevre konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 172 ve 173'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda O merkezli bir çember verilmiş ve benden boyalı bölgenin çevreleri toplam isteniliyor. Çevreleri toplamı derken hocam bu yay uzunluğu bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu bulacağız ama çevrelerinde bunun şunlar da yok mu arkadaşlar? Şuradaki yarı da var. E, yarı da ekleyeceğiz. Yani önce mavileri toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 yani 36 var. Artı bir de bu yay uzunlukları. Şimdi bu yay uzunluğunu bulurken 2 pi 20 bölü 2 pi r'ye 30 bölü 360'dan 2 pi r'ye 70 bölü bulabiliriz. Ama yarı aynı olan yaylar toplamı bize sorulduğunda biz Burada biraz önce söyledim ya hani 2 pi 20 bölü 360, 30 bölü 360, 360, 70 bölü 360 dedim ya. 2 pi bölü 360 parantezini alınca zaten 20, 30, 70 geliyor. Açılar toplamını da söyleyebiliriz ama eş çemberlerde bunu söyleyebiliriz. Dikkat et aynı çember içerisinde bu yaylar toplamı sorulduğu için açılar toplamı 120 yapıyor. Yani 2 pi r, re, 6, 120 bölü 360'da yaylar toplamını verecektir. Şu şu gittiği 12 pi bölü 3'ten 4 pi yapar. Yani 36 artı 4 pi sonuç yapacaktır. Evet. Cevap böylelikle ediremit oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Şimdi a -E yayının nesi isteniyor? Bizden uzunluğu isteniyor. Çeyrek daire biçimindeki sarı kartonun üzerine yarı çapı 6 kök 2. Şu yarı çapı 6 kök 2 olan çeyrek daire konmuş. Arkadaşlar en etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Aynı zamanda bu ne yapıyor? İkiz kenardaki üçgenden 12 mi yapar burası? Evet. Kök katından dolayı. E Bana bir de yay uzunluğu için açı lazım. Hocam şu ikiz kenardaki üçgen 45-45 90 üçgeni. Aa burası da 45 oldu. Bak bu yayı gören 45 derece de var. Yarı çap uzunluğu da var. Olay bitti. 2 pi r 45 bölü 360 bana yay uzunluğunu verir. E hocam şunlar sadeleşirse 8 24 pi bölü 8'den cevabı 3 pi diye buluruz. Yani ikinci soru akçay çıktı. Geldik 3'e. Aşağıda o merkezi bir yarım çember verilmiştir. O merkez burada cd çaplı bir yarım çember AB o noktasında teğet olacak şekilde çiziliyor. Evet şöyle teğet olacak şekilde çizilmiş. Şimdi CD çaplıyor. Merkezi buradaysa yarı çapı kaç yapar? 3 kök 2, 3 kök 2 yapar. Merkez varsa teğet varsa çektik. E hocam burası 90 derece. Büyük çemberde de merkezden kirişe kenar ortay çizilmiş. Normalde merkez kiriş çektik. İki eş parçaya bölüyor. O yüzden çizilen kenar ortaya da 90 derece olmak zorunda mı? Evet. Şimdi CD yayı isteniyor bizden. Arkadaş bu yayı uzunluğu istenirken bize merkez açı lazım. O yayı gören merkez açı. O zaman onu gören bir merkez açı oluşturalım şöyle. Buradaki merkez açıyı bulmaya çalışacağım. E hocam bunun yarı çapı 3 kök Bak burası da 3 kök 7. A 3 kök 7 3 kök kök katı 6 yapar. 45 45 90 üçgen çıktı. Aynı şekilde burası da 45 45 90 üçgeni. Buradaki açımız kaç derece oldu? 90 derece oldu. Yani bu yay uzunluğu çeyrek dairenin yay uzunluğu değil midir? Evet. 2 pi r 90 bölü 360 da diyebiliriz. Ya da bir direkt çeyrek daire olduğu için bölü 4 de diyebiliriz. 12 pi bölü 4'ten cevap 3 pi olur. Yani 3'ün soru balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. Bir karton üzerine AB çaplı X yarı çaplı bir çember yayı çiziliyor. Evet bir çember yayı çizmişim. Hatta tam bir çember değil mi arkadaşlar bu? Evet. Sonra bu yay üzerine renkli bir ip yerleştirilip yerleştiriliyor ve ip yay ile aynı uzunlukta olacak şekilde kesiliyor. Evet şöyle bir renkli ip koymuşum bunun etrafına yay ile aynı uzunlukta olacak şekilde kesmişiz. Yani bunun uzunluğu ne oluyor? 2 pi x kadar olmuyor mu? 2 pi r'den dolayı. Evet kesilen ip ile aşağıdaki gibi CD çaplı Y yarı çaplı kapalı bir çember yayı yapılıyor. Evet ben bu kırmızı iple şunu yapmışım arkadaşlar. E buradaki yarım yay nedir? 2 pi bölü 2 değil mi? Yani pi y'ye eşittir. Bir de burada y bir de burada Y'm var. Evet. E şimdi ben bu iple bunu yaptıysam arkadaşlar ne olacak? Bunların uzunlukları birbirine eşit değil mi? O zaman eşitleyelim. Birisi 2 pi Evet 2 pi neye eşit? Şuna eşit. Şurası pi artı 2 y. Pi y artı 2 y'ye eşit. Bizden de x bölü y oranı nedir diye isteniyor arkadaşlar. E ben buradan y'yi bulabilirim. Y parantezine alsam şurası 2 pi x eşittir. Y parantezine alsam pi artı 2 yapar. O zaman y ne olur? 2 pi x bölü pi artı 2 yaptı. Şimdi benden ne isteniyordu? X bölü y isteniyordu. E hocam x bölü 2 pi x bölü pi artı 2 değil midir o zaman bu? Oranladığım zaman y'yi de bu şekilde buldum. E x'ler sadeleşti. O zaman ters çevirip çarptığım zaman bu da ne yapıyor? Pi artı 2 bölü 2 pi'ye eşit oldu. Hatta bu neye eşittir arkadaşlar? Pi bölü 2 pi artı 2 bölü 2 pi şeklinde ayrılmaz mı? Bu ayrılır. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü pi'ye eşit olur o zaman Cevap. Evet cevap edinemit oldu. Sadece işlem yaptık. Başka da bir şey yapmadık. Dördüncü soru. Belki bu işlem sizi korkutmuştur. O yüzden buradasınızdır. Demek ki işlemden korkmayacağız değil mi? Evet Edremit yaptı. Dördüncü soru. Geldik beşinci soruya. Aşağıda ABC dik üçgeni biçimindeki bir karton veri parçası verilmiştir. Tam burası 1 burası 3 verilmiş. Bak şurada da bir çember yayları çizilmiş. Çember yaylarında yarı çaplara eşit verilmiş. Yani burası R burası R. Hocam burası da R burası da R. E o zaman burası R artı bir. Burası R artı üç. Burası da 2R. Normalde 2R'nin karesi eşittir. R artı 1'in karesi artı R artı 3'ün karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ama bence dik kenarlarda iki fark olan hangi özel üçgen var hissederek yapalım. 6, 8, 10 üçgeni var. Gerçekten 6, 8, 10 üçgeni mi? Buranın 6 ve buranın 8 olması için R yerine 5 yazmam lazım. R yerine 5 yazınca hipotenüs de 10 yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Yani R gerçekten 5 hissederek bulduk. Şimdi bizden DF ile EF yaylarının toplamı isteniyor. Bu yay ile bu yay. Hocam buradaki açıları bilmiyorum. Alfa ve beta bilmiyoruz ama eş yarı çaplı daire dilimlerinde bu yay parçalarının uzunlukları bulunurken ki yarı çapları eş direkt açılar toplamından gidemez miyiz? Evet alfa artı beta 90 derece değil mi? E o zaman bu yayların toplamı 90'lık dilim yapar. Yani 2 pi r re. r'miz 5 90'lık dilimde ne yapıyor arkadaşlar? 90 bölü 360 diyebiliriz ya da işte direkt 2 pi r bölü 4 de diyebilirdik. Şunlar şunlar sadece 4 yaptı zaten 10 şu 4 ile de bu 2 sadeleşti. Bunlar sadeleşince de burada 2 kaldı. O zaman 5 pi bölü 2 yapar. Cevap arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Aşağıda bir aracın ön camı verilmiştir. Aracın camını temizlemek için çalıştıran için silecek. Camdan o merkezde yarım daire halkası oluşturuyor. Yani şu kadarlık kısmı siliyor arkadaşlar camı. Şu kadarlık kısmı silmiyor. Tamam mı? Bozulmuş burası. Sileceğim burası bozulmuş. Tamam. E şimdi bu tabii ki şu merkez döndüğü için bir halka oluşturuyor. Şöyle bir yarım daire burası. Burası da yarım daire oluşturuyor. Temizleyen kısım bir halka oldu. Yarımlık halka oldu. Buna göre aracın camındaki temiz yarım daire halkasının çevresi nedir diye soruluyor. Ee, neyin çevresi isteniyor? İşte bu temiz temiz yarım daire halkasının çevresi. Hocam bizden bu ve şu mu isteniyor o zaman? E, bunlar da var. Bunları da koyacağız zaten. Şimdi AB uzunluğunu 6 vermiş. Başka ne verilmiş? OA uzunluğu 3 verilmiş. Bir kere elimizde 6 ve 6 12 var mı? Uzunlukta var. Bir kere 12 olacak arkadaşlar. Tamam Ondan sonra ne olacak? Bu yay uzunluğu var. Yani 2 pi R bölü 2 3 pi var. Bir de bu yay uzunluğu var. O da 2 pi R bölü 2 yarı çapı 9 yaptı. Dikkat. Bunlar gitti. O da 9 pi yaptı. Yani toplam burası 9 pi burası da 3 pi. Bir de burada 6 6 12 var. Yani 12 artı 9 da burada 3 de burada. O zaman toplamını ne yaptı? 12 pi mi yaptı? Evet 12 pi artı 12 eşit olmuş oldu. 6. soruyu böylelikle balık bulduk. Geldik 7. soruya. Şöyle bir bilgi verilmiş. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi de denmiş. Tamam. Şekilde A ve B merkezi daireler E ve F noktalarında O merkezi daireye C ve D noktalarında zemine teğettir. Arkadaş çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Zaten buradaki dikte çizilmiş. Şu verilen bilgileri kullanayım. Şurası 90. Burası 90. Eee sonra neler verilmiş bana? DK'yı 4 kök 17 vermiş. Burası da 2 ya. Oo. Şurada bir dik üçgen var. Önce bir dik üçgeni kullanayım. Burası 4 kök 17. Burası 4. Şurayı ben bulayım. Soru işaretini nasıl bulacağız? Ortak çarpandan yapalım. Burası 4'ün kök 17 katı. Burası 4'ün 1 katı. Burası da 4'ün kare küçüğünde karesi eksi karesi olur. Dik kenarlar verilmiş olsaydı hipotenüs sorulmuş olsaydı kareleri toplamı olurdu. Ama dik kenar soruluyor kareleri farkı. Kök 17'nin karesi eksi 1'in karesi. Yani şu kaç yaptı? O kök 16 4 yapar 4 kere 4 de 16 yapar. Evet burası 16 yaptı arkadaşlar. Şu uzunluk 16. Peki ben bu uzunluğu nasıl kullanacağım? E hocam belli. Şurada da merkez var teğet var çek. Dik yapmadık bu arada. Onu da yapalım değil mi? E ne yapacağız arkadaşlar? Burada şunu yapacağız kardeşim. Hop şunu da şöyle çizersek. Hocam şurada bir dikdörtgen oluşur. Çünkü bu uzunluklar eşit ve paralel olduğu için paralel kenar hatta 90 derece olduğundan dikdörtgen oldu. Madem dikdörtgen oldu şöyle şunları yazalım. Burası da 90 ya merkezde çektikten. Hocam bunun yarıçapı 2. Burası da 2. Burası R. Burası R artı 2 iken burası da R artı 2 değil mi? Bu hatta R artı 2 R artı 2. Hocam şununla şu paralel ya 90 derece oldu o zaman 16'yı 2 eş parçaya bölecek burası. 8 8 yapacak. E hocam şurada da bir dikdörtgen yok mu? Var. 2 ise 2. E tamamı neydi bunun? R'ydi. E o zaman buraya ne kaldı? R 2 kaldı. Yap Pisagor'unu kardeşim. R artı 2. R eksi 2 ve 8. Yani R artı 2'nin karesi eşittir. R eksi 2'nin karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlem. 8 varsa ya 6 8 10'dur ya da 8 15 17'dir. Hocam burada buranın 10 olması için hissediyorum şimdi. Buranın 10 olması için R'nin 8 olması lazım. R yerine 8 yazdığımızda da 8 2 6 yapar burası. 6 8 10 sağlaması tuttu. Yani R'yi böylelikle 8 bulduk. E bizden ne isteniyor? F noktasına bağlanan 80 pi uzunluğundaki şuradaki F noktasına bağlanan bir ip var. O merkez dairenin çevresine ok yönde gergin bir şekilde sarılacaktır. Kaç tur atmıştır diye soruluyor. Bunun çevresi normalde nedir? 2 pi R kadardır değil mi? Yani 8 kadardır. Yarı çapı 8 bulduk ya. 16 pi'dir. Hocam bunun çevresi 16 pi. Bu 16 pi'yi 80 pi kaç defa sarmıştır? 80 pi'yi 16 pi'ye bölüyorsun. Yani cevap kaç yapar o zaman? 5 yapar. O zaman cevap Denizli yapar. Yani 7. soru Denizli oldu. Geldik 8. soruya. Bir kenar 18 birim olan ABC eşkenar üçgeni çiziniz. Çok emir vaki oldu ama hadi bakalım çizelim. Şöyle bir eşkenar üçgeni çizdik. Sonra eşkenar üçgenin iç teğet çemberini çiziniz. Evet bu ABC eşkenar üçgeni bir kenarı da 18 olduğunu unutmayalım. Şöyle iç teğet çemberini de çizelim. Hop. Çizdik. Şöyle kenarlarına teğet olacak işte. Tamam. Çizdik. A köşesini merkez kabul eden ve iç teğet çemberin A köşesine en yakın noktasına teğet olan çemberi çiziniz. O, Şu merkez kabul edeceğim. Ve A köşesine bu çemberin en yakın olduğu yer neresidir arkadaşlar? Hop. Şu merkezle birleştirdiğim zaman şunu tam buradaki nokta değil midir? Evet. Yani bizim buradaki çemberimiz de bu noktada teğet olacakmış. Şöyle bir çember diyor bize. Evet bunları çizdikten sonra yukarıdaki işlem adımları tamamlandı, tamamlandığında A merkezi çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Tamam kardeşim bunun yarı çapını bulacağız. Şimdi bu 18 miydi? Evet. İşte çemberin merkezi eşkenar üçgende her şeyin merkeziydi. Yani yükseklerin kesim noktasıydı. Devamı yüksekliktir. Bu da yüksekliktir. Bu da yüksekliktir. Değil mi dostlar? E o zaman bu 30-30 olacak şöyle. Burası da 30-30 olacak. Hocam bu 18 ya. Burası 9-9 oldu. E o zaman burası 60'ın karşı 9 ise 30'u karşı 9 bölü köküç olacak. Hocam 9 bölü köküç nedir? Köküç eşleniğiyle çarparsak 9 köküç bölü 3'ten 3 köküç yapar. Şurası 3 köküç oldu. E hocam 30'un karşısı 3 köküç ise 90'ın karşısında kaç yapar? 6 köküç yapar. Hatta burası da 3 köküç. O zaman burası da 3 köküç mü olacak? Evet çünkü yarıçaptan dolayı 3 köküç. Tamam 6 köküç. Hocam burası da 3 köküç. Bak bu yarı çapta 3 köküç. Yüksekliğimiz kaç yaptı arkadaşım? 3, 6, 9 köküç yaptı yüksekliğimiz. Hocam yükseklik 9 kök 3 ise bu yükseklikte 9 kök 3 yapacak ya 3 6'sı buradaysa buraya da 3 kök 3 kaldı. İşte benden A merkezinin yarıçapını çapını bulduk. Bunun çevresi isteniyor. 2 pi r yani 3 kök 3 yani 6 kök 3 pi yapar cevap. Evet kaç pi birimdir diye soruluyor. Yani cevap balık esir yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Aşağıda yarı çapları 4 birim ve 9 birim olan 2 teker verilmiştir. Tekerler aynı yöne doğru hareket etmektedir. Tekerlerin ikisi de dakikada bir tur atıyor. Ha, dakikada bir tur. Bir tur atması demek çevresi kadar yol alması demek değil midir? Yani bu bir tur attığında ne kadar yol alıyor onu bulalım. 2 pi r kadar yani 8 pi kadar yol alacak. Bu da 2 pi 9 yani 18 pi kadar yol alacak. Evet bir dakikada 8 pi kadar yol alıyor bu. Tamam devam edelim soruya. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 50 pi artı 12 olarak verilmiş. Buna göre kaç dakika sonra tekerler çarpışır? E sonuçta bu dakikada daha yavaş bu dakikada daha hızlı da gidiyor. Aradaki mesafe kapanacak ve en son Bunlar ne yapacak? Çarpışacaklar. Hadi bakalım çarpışacakları yere şöyle şey yapalım. Bu x dakika geçsin mesela. x dakika sonra bizim çemberin biri, tekerin biri şuraya gelsin. Öbür tekerimiz de ne yapacak? Buna değecek. Şuna şöyle çarpacak. Hop çarptığı yerde şurası olsun arkadaşlar. Şimdi burada iki çemberler birbirine teğet olmuş oluyor. Değmiş oluyor. Ne yapacağız? Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. E sonra ne yapacağız arkadaş? Burası 9 burası 4. Burası da 4 burası 9. E burada dik yamuk var. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursak eğer. 4 ise 4 buraya da 5 kaldı. 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgenden 12 çıkar. Burası da 12 oldu mu? Oldu. E hocam bu teker buradan buraya geldi. Yani buradan buraya ne kadar yol almış oldu? Hocam x tur attıysa eğer x çarpı 8 pi kadar yol aldı. x çarpı 8 pi kadar yol aldı. E bizim diğer tekerimiz de buradan buraya kadar gelmiş oluyor. Buradan buraya ne kadar yol almış olacak? X tur attı ya aynı sayıda. Yani X de bir dakikada bir tur atıyorsa bu X tur attıysa bu da X tur atmak zorunda. Değil mi? Çünkü dakikada her ikisi de bir tur atıyor. O zaman bu da X çarpı 18 pi'ye kadar yol alacak. E ben buradaki verilen bilgileri yorumlayayım şimdi. Arkadaş buradaki şu uç noktaya bakalım mı? Şuradan şuraya doğru bakalım. Buradan buraya doğru bakacak olursan şu artı burası kaç yapıyor arkadaşlar? Yazalım isterseniz. Hatta şuraya bir k diyeyim ben. O zaman burada ak uzunluğu neye eşit arkadaşlar? 50 pi artı 12 artı bu sarı ve şurası. x çarpı 8 pi değil mi? Evet. x çarpı 8 pi'ye eşit. Aynı zamanda ak uzunluğu arkadaşlar şurası değil mi? Bak şu artı şuradan şuraya kadar olan uzunluk değil mi? Evet. E bu artı bu da şuradaki uzunluğu da zaten 12 bulmuştuk. Yani x çarpı 18 pi artı 12 eşittir. A her ikisi de aynı uzunluğa eşit. Bir o uzunluğu şurada şu sarıda böyle farklı bulduk. Bir de şuradaki siyahta farklı bulduk. E o zaman bunlar birbirine eşit olacak. Hocam buradan ne geldi? 12'ler gitti. Sonra burası 18 pi x. Burası da 8 pi x. Öbür taraf atınca 10 pi x yaptı. 50 pi'ye eşitmiş. O zaman buradan pi'ler gitti. 10x 50 ise x'i de buradan ne buluruz? 5 buluruz. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkmayan aday sorulardan biri. Şöyle şuraya yıldızı koyun bakalım. Zor bir soru da değil arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Sadece şuradaki ak uzunluğunu eşitledik. Ya daha farklı şekilde de yapılabilir mi? Yapılabilir. Yorum gücünüzde de bir şeyler yapabilirsiniz. İşte arasındaki fark ne? Hocam 10 pi. E, o zaman 10 pi. Arasındaki farkı düşünerekten de bir şey yapabilirsiniz. 10 pi'den 50 pi'ye gideceğiz mesela. 50 pi artı 12'ye gideceğiz ya. Hani şuraya 12 bulduysak o zaman aradaki mesafe 50 pi'ye gitmesi lazım diyeceğiz. O zaman aradaki fark da 10 pi ya. 10 pi'ye 50 pi'ye 10 pi'ye böldüğümüz zaman 5 de diyebiliriz. Ama ben burada işi garantiye almak istedim. Bu şekilde çözdüm sana. Nasıl soru? Evet son anda yazdığım sorulardan biri arkadaşlar. Gerçekten güzel soru. 9. soru balık isir oldu. Ve geldik kara soruya. Bakalım buradaki kara sorunun amacı ne? Zor bir soru mu? Değil mi? Evet güney cevapları doğrusal olacak şekilde üst üste iki eş yarım daire kartonu aşağıdaki gibi şey yerleştiriyor. Üst üste iki eş yarım daire koymuşuz böyle. Sonra AK yayı şöyle K burada. BK yayı ve AB'yi çizerek K noktasında dik kestiğini aşağıdaki gibi göstermiş. Arkadaşlar buradaki yaylar dik kesiyormuş. Yayların dik kesmesi hocam şurada kaç 90 derece mi? Değil. İşte buradaki kara sorunun esprisi şu arkadaşlar. Sen eğer çemberlerin dik kesmesini bilmiyorsan soru ne kadar kolay olursa olsun sen bu soruyu yapamazsın. Ama dik kesmesini biliyorsan büyük ihtimalle bunu yapacaksın. E burada ne demek bu dik kesmesi? Hocam buradaki K noktasına geldim merkezden. Buradaki K noktasına geldim merkezden. Burada merkezden kesim noktalarına geldiğim zaman çemberlerin işte burada kaç 90 derece demek. Yoksa yaylar arasında kaç 90 derece demek değil. Dikkat et. A o biri 4 kökki vermiş. Burası da 4 kökki. E son durumda elde edilen şeklin çevresi. Yani bizden işte şurası isteniyor. Bu artı bu artı burası isteniyor. Arkadaş bu yarı çap uzunluğu değil mi? Evet. Yarı çap uzunluğu 4 kökki burası. E burası da 4 kökki. X kenar dik üçgenden dolayı burası 8 oldu. Hocam şu uzunluğu bulabilirim. Bu artı bu diyeceğim. E? Çünkü bu uzunluk belli de 8 ama burayı nasıl bulacağız değil mi? O sıkıntı. Dikkat et. Bu uzunluk artı şu uzunluk artı bu uzunluk. 4 kök 2 4 kök 2 8 kök 2 artı 8 değil mi burası? Evet 8 kök 2 artı 8 burası arkadaşım. E sonra ne yapacağız? Hocam bu yayı bulacağım. Bir de bu yayın ölçüsünü bulacağım. Bu yayların ölçüsü de hocam merkez açı lazım. E bu ikizkenar kenar dik üçgen ya 45 45 93 kere. Burası kaç derece? 135 derece. Burası da 135 derece. A hocam iki tane 135 derecelik yay. Yarıçapları da aynı. 2 pi r. Re. R'si kaç? 4 kök 2 çarpı 135 bölü 360'tan Kaç tane var? 2 tane var. Bununla bunun toplamını yazıyorum arkadaşlar. İkisinin toplamını yazıyorum. Zaten ben şurayı buldum. Şimdi işim benim şurada. Şu ikisinin toplamı. Çarpı 2 diyelim ki ikisinin toplamını elde edelim değil mi? Bir tanesiyle olmaz bu iş. E o zaman burada 45'e bölsen kaç yapıyor? 3. 45'e bölsen 8. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Buradan 2 ile 8 sadeleşse 4. 4'ler de sadeleşse o zaman 2 kere 3 6 kök gibi yapıyor? Evet. Buradaki yayların toplamı da 6 kök 2 pi yapar arkadaşlar. Şimdi çevresi isteniyor benden. 6 kök 2 pi artı 8 kök artı 8 yapıyor. Yani cevap böylelikle C hay yapar. Evet dediğim gibi kara sorunun mantığı senin için en kolay soru bile çok zor bir şekilde gelir. Bir bilgiyi bilmezsen. Mesela burada bu çemberlerin dik geçmesini bilmezsen senin için çok zor bir soruydu. Ama aslında çok da zor bir soru değil bu seferki kara sorumuz tabi o bilgiye sahipsen. Evet gençler böylelikle çevre bitirdik mi arkadaşlar? Evet bitti. Neydi bu? Çemberde çevreyi bitirdik. Sırada ne var? Dairede alan var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dairede alan testlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.